Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz eğitimci yazar Derya Akdeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Derya Akdeniz. 1977 Safranbolu doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. 25 yıldır da aktif olarak beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. 1 yıldır da yazarlıkla uğraşıyorum. Çocuk kitapları yazıyorum genelde. Ne güzel. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz Çok teşekkür hocam. ederim. Eğitimci olarak en büyük motivasyon kaynağınız nedir? Eğitimci olarak en büyük motivasyon kaynağım tabii ki öğrencilerim. Öğrencilerimin genelde adım adım da olsa böyle küçük küçük de olsa bir şeyler öğrendiğini bilmek, onları gözlemlemek, yeni bilgileri almalarında onlara yardımcı olmak ve sadece akademik başarı değil de hayat boyu sürecek olan, devamlılığı olan bir öğretim sürecinde onlara rehberlik etmek benim en büyük motivasyon kaynağım. Harika. Eğitimde en çok önem verdiğiniz değerler? Eğitimde en çok herkesin tabii bir kırmızı çizgisi vardır. Benim de kırmızı çizgim saygı ve empati. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çocuk saygıyı öğrendikten sonra zaten her şey yavaş yavaş yerine oturuyor. Ve bu saygı sadece küçüğüne, büyüğüne karşı saygı değil de çevreye karşı saygı, hayvanlara karşı saygı olarak da benim için çok önemli. Ve empati kurma, yani kendini karşındakinin yerine koyarak onun hislerini ve düşüncelerini anlayabilme, ona yardımcı olabilme, destek olabilme. Bunlar benim için ilk sırada yer alan şeyler. Bir diğeri ise öğrenme sorumluluğu. Bir çocuk eğer kendi sorumluluğunu kendi alabiliyorsa ve üstlenebiliyorsa hayat boyu başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı veya başarısız olduğu herhangi bir sorunla karşılaştığında evet bu benimle ilgili, benim sorumluluğum diyebilmeli bir çocuk. Bunun yanı sıra da çözüm odaklı olmalı. Yani kendini disipline edebilmeli, kendi kurallarını koyabilmeli, kendi sorunlarını nasıl çözebileceğini bilmeli. Yani bu öğrenme sorumluluğunu alan çocuğun da eminim ki ileride çok çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten bunların üçü olduktan sonra da hani başka değerler de arkasından yavaş yavaş geliyor. Hayata hazırlıyor çünkü. Evet, Değil mi? kesinlikle. Çok önemli bu saygı Kesinlikle. dediğiniz, öğrenme, öz disiplin. Evet. Bunlar o kadar önemli ki ve bu kişinin iyi bir insan olmasını, topluma faydalı bir insan olmasını da sağlıyor. Tabii İyi ki. bir temele sahip Evet, oluyor. kesinlikle. Peki yazarlık sürecinde sizi en çok etkileyen deneyim nedir? Şimdi yaklaşık bir yıldır yazarlık yapıyorum ve bu süreç içerisinde de okurlarımla buluşmak, onlarla göz göze gelmek beni çok etkiliyor. Hatta okuyucuların yazdığım karakterlerde kendilerini bulması, onlarla özdeşleşebilmesi ve bir beden eğitimi öğretmeni olarak karşılarında hani farklı bir beklentiye giriyorlar ya, bir beden eğitimi öğretmeni işte nasıl bir hikaye oluşturabiliyor, nasıl kitap yazabiliyor gibi. Hani o kişilerin karşısında böyle bir ışık olduğu zaman diyorum ki evet ben, Örnek evet olmak değil mi? örnek olmak, evet diyorum ben doğru yoldayım. Bu beni gerçekten çok etkiliyor. Yani karşımdaki insana bir iz bırakabilmek, onun sürekli aklında olabilmek, düşüncelerinde olabilmek. Bunu gerçekten de hani etkileyen yönlerinden birisi bu. Harika. Yazarlıkta ilham kaynaklarınız nelerdir? Ben ilham kaynağı bulmasında hiç zorlanmıyorum. Benim ilham kaynağım hep öğrencilerim. 3 çocuk annesiyim demiştim. 3 tane çocuğum. Allah'a Onlardan hani onların hayal gücünün o sınırsız olması, beklentileri, saf ve masum karakterleri ilham kaynağı bulmamda bana yardımcı oluyor. Çok güzel bir doğadan geliyorum. Çok güzel bir doğada yaşıyorum Muğla Fethiye'de. harika bir yer. Oranın doğa güzellikleri, Her yönüyle. her yönüyle Denizi, doğa güzel. doğası. Kesinlikle ağaçları, işte denizi, havası Çok. derken ilham kaynağı bulmada gerçekten zorlanmıyorum. Ve öğrencilerime de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yani onlar benim için inanılmaz İlham ilham kaynağı değil kaynağı. mi? Evet. Ne kadar hoş. İyi bir gözlemcisiniz. Kesinlikle, Tabii o kesinlikle. yaşadığınız olaylar bir etki yaratıyor. Evet. Peki eğitimci ve yazar kimliğinizi birleştirdiğiniz projeleriniz var mı? Şöyle ben kitap yazmaya başlarken zaten aklımda bir hedefim vardı. Neden kitap yazmam gerekiyor diyerekten. Bunu da kendi branşımla özdeşleştirmek istedim.
Çocuklara sporu sevdirmekti en büyük amacım. Ve bilmedikleri sporları onlara öğretmekti. Bunu da bir proje haline nasıl getirebilirim diye düşündüğüm zaman sporu ve sporla birlikte hayatın içerisinde nasıl yerleştirebileceğimi, onlara nasıl bir hikayeyle bunu yansıtabileceğimi düşünerekten sporla ilgili kitaplar yazdım. İlk dört kitabımda özellikle çocuklara fair play'in önemini çok anlattım. Bu etik değerler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Saygıdan Fair play çok bahsetmiştiniz. Önemli. Takım ruhunu, takım çalışmasının ne olduğunu, kullandıkları malzemeye verdikleri değer, arkadaşlarına verdikleri değer, karşı tarafa verdikleri değer. Bunların hepsini kurgulayıp güzel bir öykü oluşturdum. Dört kitabım da bu şekilde devam etti. Ve çocuklara sporu sevdirdiğimi düşünüyorum bu konuda. Orada çocuk sporun nasıl yapıldığını değil de bir hikayeyle sporun içinde ne olması gerekiyor. Bunu çok daha net bir şekilde okuyarak anlayabiliyor. Bir diğer kitabımda da yine çevre bilincini çocuklara iyi bir şekilde aşılayabilmek için geri dönüşüm ve ileri dönüşümü anlatan güzel bir kurgu oluşturdum. Ve projelerimi bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Hani hem çocuklara eğitici, hem öğretici, hem de branşımın vermiş olduğu belli bir disiplinle, belli bir yönergeyle gitmeyi düşünüyorum. Ve interaktif kitaplarla da bunları şey yapmaya çalışıyorum, hani desteklemeye çalışıyorum. Evet. Bu çok güzel. Hangi tarz sporlarla ilgileniyorsunuz? Benim ana branşım atletizm. Çok güzel. Çocuklara atletizm dediğimizde sadece bunu koşu olarak algılıyorlar. Ben kitabımda atletizmin koşu olmadığını, yan branşlarının da olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Hangileri? Atmalar ve atlamalarla özdeşleştiriyorum. Çok önemli. Evet, çünkü çocuğa atletizm dediğimde koşu diyor. Sadece Ama, onu evet, düşünüyor. Kesinlikle. Ama Koşunun spor bir sürü tabii dalı var. Kısa mesafesi, doğru. Orta mesafesi, atmaları, atlamaları derken çocuklar o kadar güzel bilgilere kavuşuyorlar ki bu sayede. Ne güzel. Çok önemli. Evet. Peki eğitimde karşılaştığınız en büyük zorluk? Bu zorluk sadece benle alakalı bir şey değil. Bütün ebeveynlerin yaşadığı, bütün öğretmenlerin yaşadığı bir zorluk aslında. Malum dijital bir dünyada yaşıyoruz ve çocuklarımız burada inanılmaz bir şekilde dikkat eksikliği, odaklanamama gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu da bizim eğitimde en çok zorlandığımız nokta. Çünkü çocuğu odaklayamıyoruz, çocuğa anlatamıyoruz. Çünkü çocuk başka bir dünyada, başka bir boyutta yaşıyor. Ve sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmayan çocuklar Zarar veriyor. Çok zarar veriyor. Hayatı hep şöyle algılıyor. Elini kaydırarak her şeyi geçiştirebileceğini Maalesef. Algılıyor. Bu da bize gerçekten zorluk yaratıyor. Bir çocuğa bir şeyi tarif ederken kısa, anlaşılır ve net bir şekilde tarif etmemiz gerekiyor ki bizi dinlesin ve duysun. Çünkü dikkat eksikliği, Kesinlikle. biraz konsantrasyon problemi Evet, var. Konsantrasyon problemi var, anlama problemi var. Ve sıkılıyor. O kadar çabuk sıkılıyor ki o çocuğu motive edip de derse odaklamak çok zor. Kesinlikle. O Evet. ilgiyi uyandırmak önemli. Evet. Peki çocuklara yönelik kitaplar yazarken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi bir önceki sorumuzda da dedik ya dikkat ve odaklanmanın çok zor olduğunu. Çocuğu kitaba bağlayacak cümleler seçmek zorunda kalıyorum. Kitabın ilk 10 sayfasında çocuğu eğer kitaba bağlayabiliyorsam zaten devamı geliyor. Bunun da en büyük nedeni kelime dağarcığının çocuğun çok az olması. Çünkü çocuk okumuyor. Okumayan çocuk oradaki kelimenin ne olduğunu bilmiyor ve araştırmak da istemiyor. O yüzden de daha net, anlaşılır, anlayabileceği ve kısa bir şekilde sonuca ulaşabileceği kitaplar yazmaya çalışıyorum. Çocuklarımız maalesef öğüt verilmesinden de hoşlanmıyorlar. Evet. İşte o Onu böyle kitapta yumuşak bir şekilde evet, değil mi? Evet. İfade etmek. Yani hikayenin içine yavaş yavaş yaydırarak çocuğa o hikayede bir sonuca ulaştırmak, işte bir şeyi anlatabilmek için uğraşmak zorunda kalıyorum. Normalde bir romanı yazarken, bir hikaye yazarken giriş, gelişme ve sonuç bölümü olur. Maalesef biz sadece giriş ve sonuç bölümü yazıyoruz. Çünkü çocuk betimleme sevmiyor. Okumak o istemiyor. Sıfatlar falan değil mi? Evet, sıkılıyor, okumak arka istemiyor ve bir kelimenin çocuğa anlatabilmem için kaç fonksiyonu var onu araştırıyorum. Yani onu çocuğa nasıl anlatabilirim?
Bu da tabii ister istemez de bizi çok fazla zorluyor. Doğru. Ve çocuk kitabı bitirdikten sonra umut ve mutluluk hissi duyması gerekiyor çocuğun. Kitabı Hani bir şey bitirdin mi? öğrendim değil mi? Bana Evet. bir şey kattı duygusu Kesinlikle. önemli. Bana bir şey kattı duygusu olması gerekiyor. Beklentisini alması gerekiyor çocuğun. Ve karakterlerin de gerçekçi olması gerekiyor. Yani kendini o karakterle benimsemesi gerekiyor. Evet, aynı benim gibi dediği zaman çocuğu zaten kitabın içine çekiyorsunuz. Kendinden bir şey bulmalı. Değil mi? Kesinlikle. Özdeşleştirmeli. Kesinlikle. Konuları da ona göre seçmeye çalışıyorum. Yani ben tek değilmişim diyor çocuk kitabı Tabii. okuduğu Aynı zaman. duygulara sahip olan başkaları da var. Evet, kesinlikle. Ne güzel. Peki eğitim ve yazarlık arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Haftanın belli günlerinde okula gidiyorum ve boşluklarım da oluyor. Zaman yönetimini iyi Evet, yapıyorsunuz. zamanımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum ve kaynaklarımı okulda topluyorum genelde. Çok iyi bir gözlemciyim. Ders esnasında çocuklarımı inceliyorum, gözlemliyorum. Elimden geldiğince onlarla sohbet ediyorum. Onların hayal dünyalarına girmeye çalışıyorum. Bir yandan dersimi işlerken de bir yandan da kaynak topluyorum. Sonra eve geldiğim zaman o küçük küçük notlara, o kaynakları işte bir yerlere yazıp onları kurguluyorum. Böyle olduğu zaman da disiplinli bir şekilde çalıştığınızda da hani bir zorluk çekmiyorsunuz. Güzel. Değerli hocam, sizinle sohbet çok Teşekkür keyifliydi. ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak beden eğitimi öğretmenliği ile yazarlığı nasıl birleştiriyorsunuz? Şöyle, beden eğitimi öğretmeni demek sadece fiziki değil de aynı zamanda işte disiplin, dayanıklılık anlamına geliyor ve bunun gibi bir sürü değerleri de içeriyor. Yazarlık da aslında biraz da dayanıklılıkla alakalı, sabırla alakalı. Sabır ve dayanıklılığımla birlikte hem yazarlığımı hem beden eğitimi öğretmenliğimi aslında birbirine entegre ediyorum. Yani uyum sağlatmaya çalışıyorum. Ben şunu düşünüyorum, iyi ki diyorum bir beden eğitimi öğretmeniyim ve bu disiplinle, bu programla da kendimi yazarlık konusunda da hani hiç zorlanmadan devam ettirebiliyorum. İnşallah devamı da gelecektir bu şekilde. Efendim, katılımınız için çok teşekkür Ben çok ediyoruz. teşekkür ederim. Değerli hocam, daha nice başarılar Çok diliyoruz. teşekkür ederim, Sağ olun çok sağ efendim. olun. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Derya Akdeniz'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.